Merhaba arkadaşlar, ben Ali Emre Sarı, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Giresunspor hakkında 5. bölümümüzü çekeceğiz. Bir sürü konu var, yine yazdım bura böyle kağıtlara. Konu başlıklarımızı ilk önce başlayalım. Bildiğiniz üzere son bölümle şimdiki bölümün arasından 3 maç geçti. 3 maç boyunca da yine galibiyet serimizi sürdürmeye devam ettik. Son bölümlerimizi ve ondan önceki 3., 2. ve 1. bölümlerimizde yukarıdan izleyebilirsiniz. Bursa Spor maçından sonraki galibiyetimiz Bolu deplasmanındaki galibiyetimizdi. Ondan sonra Ankara Spor evimizde yendik. Daha sonra Adana deplasmanına gittik hafta içi. Adana deplasmanında da 4-0'lık bir galibiyet aldık. Ve hafta içinde ve daha öncesinde bazı konular var. Hakan Karahmet Başkanımızın açıklamaları vardı. Eski Başkan Ali Sacit Eren'in hemen birkaç saat sonraki açıklaması vardı. Daha sonra Hakan Karahmet ve Ali Sacit Eren bir takım kişiler öncelik ederek onları buluşturdular. Onlarla alakalı konuşacağım. Daha sonrasında Giresunspor Gazete'nin, giresunsporgazete.com'un bir haberi var. Onunla ilgili de konuşacağım. Kaptan Eren'e Teyyaredüzü gençlerinden bir sürpriz yapıldı. Onun da videosunu yayınlayacağım tabii ki. Yayınımızın içinde, videomuzun içinde. Daha sonrasında kalecimiz Onurcan Pirin'in Adana deplasmanındaki galibiyetimizden sonra Giresunspor FK YouTube kanalının maç hikayesinin içinde maçtan sonra soyunma odasına girerken tatlı bir tepkisi vardı taraftarları. Bence haklıydı gayet de. Onunla ilgili videoyu da buraya koyacağım tabii ki de. Daha sonrasında Giresunlu gazeteci Mehmet Ekizoğlu vefat etti. Onunla alakalı da birazcık konuşacağız. Hakan Karahmet bu arada hafta içinde Giresun'da SMA tip 1 hastası olan Güneş Bebeğe umut olmak için canlı yayına katıldı. Aileyle canlı yayın gerçekleştirdi. Onunla alakalı da konuşacağız. Ayrıca Kumyalı tribün lideri Özden Tütüncü Güneş Bebek için bir forma açık artırmaya koydu. O formanın satışıyla alakalı da birkaç teşekkürümüz olacak. Onun öncesinde Samsunspor'un bir sayfası var. Sayfasında bir paylaşım yapmıştı. Onun hakkında da konuşacağız. Biraz serzenişte bulunacağım. Ordu Spor Futbol Kulübü de başarılar diledi. Bunun hakkında da konuşacağım. Valimiz, Giresun milletvekilleri, belediye başkanı, ilçe belediye başkanlarımız geçenlerde takımımızın idmanına geldiler. Orada da kaptanımıza çiçek ve takıma tatlı takdim ettiler, ikram ettiler. Onun hakkında konuşacağız. Yarın biliyorsunuz, yarın diyorum hala. Çünkü siz videoyu bugün izliyorsunuz. Bugün Altay maçımız var. 13'de 13 peşindeyiz. Manchester City bugünkü galibiyetiyle 14. galibiyetini aldı. Peşinden hiç hız kesmeden takip ediyoruz. Zaten dünya sıralamasında 2. sıradayız şu anda. Azımsanacak bir başarı değil yani. Daha sonrasında birkaç tane teşekkürümüz var. Ayrıyeten ben yayın çekimi başlamadan bir saat önce Instagram'ımda bir story paylaşmıştım. Story dedi Giresunspor hakkında sorularınız varsa yazın. YouTube kanalımda cevaplayacağım diye yazmıştım. Birkaç tane soru var. Onlar hakkında da cevaplarım olacak. Aynı zamanda hafta içinde yine sponsorluk ve isim hakkıyla alakalı bir gelişme oldu. Onu da açıklayacağım. Ve işitme engelli kardeşimiz Ayhan Akın'ın bir klibi vardı. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilerseniz içerik bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar, evimizde oynadığımız Bursaspor galibiyetinden sonra Bolu deplasmanında Fethi Özer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 Bolu Spor'u yendik ve şehrimize döndük. Şehrimize döndükten sonra hafta sonu Ankara Spor maçımız vardı. Ankara Spor maçını da 17. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın attığı golle 1-0 galibiyetle kapattık yine. Daha sonrasında hafta içinde Adana deplasmanına gittik. Turuncu Beyazlıların deplasmanına gittik. Ve bu deplasmanda da 4-0 gibi net bir skorla galip geldik. Gollerimizi 15. dakikada Hüsamettin, 33. dakikada Nalepa, 52. dakikada Balde ve 90+2'de de Sergen Pitincioğlu kaydetti. Hepsinin ayaklarına sağlık diliyorum. Bir diğer konumuza geçecek olursak Samsunspor'un 28.913 kişilik bir sayfası var. Sayfasında bir paylaşım yaptı daha doğrusu. Şimdi size o paylaşımı okuyacağım buradan herkesin anlaması açısından. Açıklama şu şekilde arkadaşlar. Sosyal medyada Giresunspor, Samsunspor kardeşliği falan yazanlar, el ele vesaire yazanlar var. Bizi kimse ilgilendirmiyor. Giresunspor bizim kardeşimiz, dostumuz falan da değil. Süper Lig yolunda başarılar dileriz tabii ki de ama bizim Giresunspor diye ne dostumuz ne kardeş takımımız var. Giresun'da yapılanları unutmadık, unutmayız. Kardeşliğiniz, dostluğunuz size kalsın. İnanın arkadaşlar, Giresun'da yaşayan hiç kimse bizim ne yaptığımızı bile bilmiyor. Ben bile bilmiyorum. Ben 13 yaşından beri tribünün içindeyim.
Şu anda gerçi İstanbul'da yaşıyorum 4 senedir ama Samsun'a biz ne yapmışız bilmiyoruz. Ya bir maç vardı, bizi siz düşürdünüz diye. İlk önce arkadaşlar Samsun sporlu taraftarlara sesleniyorum buradan. İlk önce kendi şapkanızı önünüze koyacaksınız. Öyle sosyal medyadan yazmakla bu işler olmuyor. Bize dost da lazım değil, bize düşman da lazım değil. Biz kendi kendimize kavrulup gidiyoruz. Böyle tartışma ortamları yaratmaya gerek yok. Ve tartışma ortamını yaratan da sizlersiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bizim kimse ne dostumuz ne kardeşimiz olabilir. Sadece iyi geçindiğimiz kulüpler olabilir. Ama herkes kendi kabından yesin lütfen. Biraz sert oldu sanki ama yapacak bir şey yok. Evet, bunun ardından da Ordu Spor Futbol Kulübü başarılar diledi. Teşekkür ediyoruz onlara da buradan. Bir diğer konumuza geçelim. Ufak konuları geçiyorum hemen. Büyük konulara yani temlikle alakalı konulara birazdan geleceğim. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Esbiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu bir heyet halinde antrenmana geldiler. Antrenmanı izlediler ve antrenmanın arasında kaptanımız Eren Tozlu'ya takıma binaen çiçek takdim etti ve tatlı ikramında bulundu. Kendilerine buradan da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konumuza gelelim. Dediğim gibi Manchester City bugün West Ham'ı 2-1 yenerek 14. galibiyetini aldı ve adım adım takip ediyoruz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Aynı zamanda NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günlerde Giresun Spor'la ilgili övgü dolu sözler söyledi canlı yayınında. Kendisine buradan bizzat teşekkür ediyorum ben bir Giresun Sporlu olarak. Aynı zamanda Beyaz TV'de sunuculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu. O paylaşımı da sizlere okuyayım. Giresun Spor'un inanılmaz yükselişini dikkatle takip ediyorum. 12 maç üst üste galibiyet akıl almaz bir başarı. Bu Giresun Spor Süper Lig'e kesin gelecek. Bu belli ama eğer güç zehirlenmesine yani şımarma hastalığına kapılmazlarsa Süper Lig'de de büyük işler yapacaklar gibi. İnşallah dediğiniz gibi şeyler olmaz ve biz Süper Lig'e geliriz. Tuttuğunuz takımla da karşılaşırız inşallah. Kendilerine buradan da bizzat teşekkür ediyorum Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Öncelikle iyi konularla devam edeyim. Bir sponsorluk ve isim hakkı olayı var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir bomba işareti koymuştum Facebook'uma. Takip edenler bilir. Bir bomba daha geliyor. Beklemede kalın diye. Arkadaşlar buradan söyleyeyim. GZT Medya Albayrak grubunun bir alt bünyesinde çalışan GZT Medya Giresun Spor'un isim hakkını ve sponsorluk vermiştir. Short reklamı vermiştir daha doğrusu. İsim hakkı da bundan sonraki ilerleyen maçlarda da son 10 maç var. 10-11 maç var zaten. Bu maçlarda da zaten GZT Giresun Spor olarak lige devam edecek. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun diyoruz. Bizi bu zor zamanda yalnız bırakmadığınız için Albayrak Medya grubuna da ve GZT Medya çalışanlarını ve CEO'suna da buradan teşekkür ediyoruz tabii ki de. Evet, konularımıza devam ediyoruz. Şurada işitme engelli Ayhan Akın'ın bir klibi var. Onu izleyelim. Evet arkadaşlar, Hakan Karahmet'in bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Son çağrı diye bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşım okuyorum. Göreve geldiğim günden bugüne hep Giresun Spor'un menfaati için taleplerde bulundum. Her konuyu kamuoyu ile paylaştım. Derdimize ortak olan halkımızı yine bilgilendiriyorum. Maalesef geçen gün içerisinde eski başkan Ali Sacit Eren, şaibeli ve davalı eski alacağından bahane ederek kulübümüze koyduğu temlik hala kaldırmamıştır. Şehrin seçilmiş ve atanmış tüm yetkililerinin
bu konuyu çözmek için attığı adımlar yetersiz kalmıştır. Durumu ve kulübümüzün içinde bulunduğu zorluğu bir kez daha halkımızla paylaşıyorum. Bu çağrı Giresun'un seçilmiş ve atanmış tüm yetkililerine, şehrin büyüklerine, sorumluluk duygusu taşıyan herkese bu sorunun çözümü için daha fazla gayret göstermesine yönelik son çağrımdır. Benim sorumluluğum dahilinde yapabileceklerim bu kadardır. Giresun Spor hepimizindir, saygılarımla diye bir açıklama yapmıştı Giresun Spor Kulüp Başkanımız Sayın Hakan Karahmet. Ve bu açıklamanın ardından Ali Sacit Eren, Giresun Spor eski başkanı Ali Sacit Eren de bir açıklama yapmıştı. Hemen de hızlıca o açıklamayı da okuyayım. Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında hakkında bir takım asılsız ve tamamen gerçek dışı hedef saptırıcı haber ve paylaşımların yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyim. Ailemden, işimden, sağlığımdan, maddi manevi birçok fedakarlık yaparak büyük bir özveri ve onurla yürüttüğüm Giresun Spor Başkanlığım döneminde kulübümüze kendi cebimden oldukça yüklü miktarda bağış yaptığım gibi yaptığım bu bağıştan hariç olarak tamamı belgeli, makbuzlu, resmi delillerle ispatlı olarak cebimden kulübümüze verdiğim resmi temlikle alacağım da asılsız iftira ve iddiaların aksine hiçbir şahibi bulunmadığını, görevde olduğum sürece birlikte çalıştığım ve halen mevcut yönetimde de göreve devam eden mevcut yönetim kurulundaki arkadaşlarım da bilmektedir. Kamuoyuna verilen yanlış bilgilerin aksine bugüne kadar iş bu alacakla ilgili Giresun Spor Kulübümüzden tek kuruş tahsilat da yapılmadığı gibi gerçek dışı yanıltıcı paylaşımların aksine temlik tarihi bile bu sezon değil. Bir sene sonra 2021-2022 yılı gelecek sezonudur. Bu nedenle sanki Giresun Spor'umuzun önünde engelmiş gibi gösterilmeye çalışılan bir sezon sonra vadesi gelecek tamamı yasal ve haklı alacağımız hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların tamamı gerçek dışıdır. Tamamı yasal ve haklı alacağım olmasına rağmen söz konusu Giresun Spor'umuz olunca kamuoyuna yanıltıcı ve gerçek dışı bilgiler vermek yerine bugüne kadar beyan ettiğim halen ve bugünden daha sonra tarafıma yönelecek ve karşılıklı mutabakata varabileceğimiz her türlü çözüm önerilerine açık olmama ve bunu da defaatle ifade etmeme rağmen bu yolu tercih etmeyip yargıya da intikal etmiş bir konuda kamuoyunu yanıltmaya, matuf kabulü mümkün olmayan çabaların ve iddiaların gerçek dışı olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarım diye bir açıklamada bulunmuştu eski başkan Sacit Ali Eren. Şimdi daha sonrasında Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Kara, Espiye Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Karadere, Ali Sacit Eren, Hakan Başkan ve Giresun Spor Avukatı Şükrü Kocuk beraber bir toplandılar Ali Kara'nın mekanında. Bu mekanda da istişareler yapıldı. Herkes de o fotoğrafı görünce temlik kalktı mı, kalkacak mı gibi bir takım söylemler oldu. Ben de paylaştım tabii ki de o anın heyecanıyla. Ve daha sonrasında Giresun Spor gazetenin bir açıklaması oldu. İlk başta fotoğrafı yayınladıktan sonra avukatlarına bildirip konuyu arz edip konuyu böyle enine boyuna düşünüp daha sonrasında açıklama yapacaklarını söylediler aslında. Ve daha sonra o açıklama Ali Sacit Başkan'dan geldi Giresun Spor gazetenin haberine göre. Haberin başlığı Giresun Spor'a büyük şok. TFF 1. Lig lideri Giresun Spor'da bu akşam yeşil beyazlı camia açısından çok önemli bir gelişme yaşandı. Giresun Spor eski başkanı Sacit Ali Eren'in kulüp hesaplarını koydurduğu temliğin ertelenmesine yönelik dün sözlü varılan mutabakatın ardından bugün işin resmiyete dökülmesine yönelik yapılan görüşmelerden olumsuz sonuç çıktı. Eren'in temliğin ertelenmesine yönelik Giresun Spor'a kabul edilemeyecek şartlar sunması üzerine görüşmeler olumsuz şekilde tamamlandı. Konuyla ilgili şimdi bütün gözler Giresun Spor yönetiminden yapılacak açıklamaya çevrildi. Arkadaşlar ben bu haberi okuduktan sonra Facebook'ta bir paylaşımda bulundum. Orada bir cümle geçiyor. Eren'in temliğin ertelenmesine yönelik Giresun Spor'a kabul edilemeyecek şartlar sunması üzerine görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Şimdi görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının tek bir nedeni olabilir bence şahsım adına. Acaba diye paylaşmıştım zaten Facebook'ta da. Acaba Sacit Ali Eren Giresun Spor'a ne dedi? Ne şart sundu? Acaba şart Giresun Spor mahkemesine davasını geri çeksin. Ben Giresun Spor'un önünü açayım gibi bir şart mı sundu? Şimdi tabii böyle bir şey sunmamış da olabilir ama böyle sunduğunu farz ederek konuşacağım. Arkadaşlar
başkansın. Sen kendini şimdi Giresunspor'un başkanı olarak yerine koy. 13 milyon, 14 milyon, 15 milyon, 20 milyon para harcıyorsun kendi cebinden. Harcadın, onu aldın, A topçusunu aldın, B topçusunu aldın, aldın, verdin. Oynamayanlar oldu, gönderdiklerin oldu falan filan. Bunların hiçbirinin zaten belgesi yok. Kulüp tarafından aldığım bilgileri söylüyorum size. Varsa çıkarın abi, kamuoyuna sun, biz de görelim. Anlatabiliyor muyum? Sercan Yıldırım'a kaç TL para verdiniz? Bir dakika oynamadı. Buradan soruyorum Sacit Ali Eren'e. Sercan Yıldırım'a, Survivor Sercan'a kaç TL para verdiniz? Açıklayın, bekliyorum. Milan Skrbić'i yanlış transfer deyip aldığınızı söylediniz. 850 milyar kulübe geri ödediniz. Bayram denilen bir tane menajer var ya. Bayram denilen menajeri biz yazdık, söyledik de almayın dedik, kulübe getirmeyin dedik. Getirdiniz. Adam sonra cezaevinde, mahkemelik oldu, bilmem ne oldu. Yapmayın dedik ya. Dinlediniz mi? Dinlemediniz. Yapmayın dedik. Siz şimdi çıkıp da neyin davasını güdüyorsunuz acaba? Temlik diyorsun, 2021-2022 sezonuna ait diyorsun. Vermeseydin abicim kendi cebimden para o zaman. Yani verdin, o zaman parayı niye istiyorsun? O zaman bu başkanlığı var ya, ben de yaparım. Bir şey söyleyeyim mi? Sokakta gezen herkes başkan olabilir Giresunspor o zaman. 14-15 milyon para verecek. Sanki kendi parasıymış gibi. Para verecek, kulübe harcayacak, kulübe borçlandıracak. Ondan sonra verdiği parayı geri alacak. Böyle bir dünya var mı ya? Size soruyorum, var mı? Siz kendiniz düşünün. Bir istişare edin bakalım kafanızda. 14-15 milyon para vereceksin kulübe. Daha sonra diyeceksin ki yanlış transferler yapacaksın. Menajerle anlaşacaksın. Yanlış transferlerden bir dakika topçu oynatmamışsın. O topçuyu getirmişsin Giresunspor'a. Bir dakika oynamamış, bir sürü para vermişsin. Belli değil ne kadar verdiğin. Ama diyorsun ki ben Giresunspor'a para verdim. O verdiğim paraları geri almak istiyorum. Herkes başkanlık yapar. Siz kendiniz bir düşünün arkadaşlar. Benden bu kadar bu konuyla alakalı. İlerleyen günlerde yine gelişme olursa tabii ki de bir sonraki bölümümüzde söylerim. Soruları da cevaplayabilir bu arada Ali Sacit Eren. Buradan da bildireyim. Daha sonrasında güzel konuyla devam edelim. Eren'e Teyyarzu'nun gençliğinden bir sürpriz yapıldı. Kendi mahallesinde. Teyyarzu biliyorsunuz Giresun'da bir mahalle. Eren de Teyyarzu'nun çocuğu. Giresun altyapısında yetişmiş, daha sonra Pazarspor'a, Samsunspor'a, Mersin Manyurdu'na ve Yeni Malatya'da Süper Lig'de oynamış, UEFA Ligi'nde de oynamış bir topçumuz. Kendisine Teyyarzu gençliğinden, arkadaşlarından, dostlarından güzel bir sürpriz yapıldı. Şimdi onu izleyelim. Giresun seninle gurur duyuyor! Giresun seninle gurur duyuyor! Evet arkadaşlar, gördünüz değil mi ne kadar güzel. Bir sonraki konumuza geçiyoruz. Onurcan'ın Adana Spor maçındaki galibiyetten sonra soyunma odasına girerken bir serzenişi vardı takımımızı eleştirenlere yönelik. Hemen 3-5 saniye o videoyu şöyle bir görelim. Spor yendiler ama futbol oynamazlar diyecek. Evet, videoyu gördünüz. Onurcan'ı buradan yürekten kutluyorum. Hislerime tercüman oldu. Zaten kendi yine Instagram sayfamda paylaşmıştım. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı bırakıyorum. Evet arkadaşlar, İlker Yasin'in hafta içinde yine bir saçma sapan bir açıklaması vardı. Bu ard arda gelen galibiyetleri kıskananlar, çekemeyenler veya tebrik etmesi gerekirken zorla bizi kendileriyle muhatap etmeye çalışan insanlar var. İlker Yasin'in paylaşımını göstereceğim. Futbol Anadolu Twitter sayfası bir paylaşımda bulunmuştu. İlker Yasin şöyle demiş. Bu futbolla Giresunspor zor çıkar Süper Lig'e. Anlaşılır değil. Nasıl toplamış bu kadar puanı? Birincilik takım kalitesi çok düşük. İpini koparan yabancı bu ligde. diye bir paylaşımda bulunmuş İlker Yasin. Kendisini yaşlılığına veriyorum. Galiba çok yaşlandı. Bu sektörü birazcık bıraktım. Çok değerli bir büyüğümüz aslında ama. Galiba yaşlanmış. Buradan ona verebileceğim tek cevap bu sadece. Giresunlu gazetecimiz Mehmet abimiz, Mehmet Ekizoğlu geçtiğimiz günlerde vefat etti. Allah ruhunu mekanını cennet eylesin. Buradan çok sevdiğimiz bir abimizdi. Babamın da çok yakın bir arkadaşıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'in komşusu eylesin inşallah. Buradan da tekrar onu yad edelim. Başka bir konumuz, Hakan Karahmet Güneş Bebeğe umut olmak için canlı yayına katılmıştı ve bu canlı yayında
45 dakika, 1 saat bir babayla beraber konuşma gerçekleştirdi canlı yayında. Sorunlarını dinledi Güneş Bebeğin ve store'da satılan formaların gelirinden 28 milyar gibi bir miktar Güneş Bebeğimize aktardı. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Ben de kampanyanın içinde, Güneş'e Umut Ol kampanyasının içinden birisi olarak kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca Güneş Bebeği bilmeyen arkadaşlar da Güneş'e Umut Ol Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yardım yapmak isteyenler de DM yoluyla aileye ulaşabilirler. SMA tip 1 hastası çok sıkıntılı bir hastalık. İnşallah bununla ilgili de birkaç gün sonra video yayınlarım diye düşünüyorum. Kumyalı tribün lideri Özlem Tütüncü Kumyalı Instagram sayfasından 72 puanlı 3. ligde şampiyon olan Giresunspor takımının oyuncusu Teoman Çamlıca abimizin formasını Güneş Bebek için satışa sundu. 5 milyarlar, 1 milyarla açtı ilk önce. 2 milyar veren oldu, 3 milyar veren oldu. 5, 10, 20, 30 derken 50 milyara Giresunlu iş adamı Aykut Gezmiş formanın sahibi oldu ve Güneş Bebeğimize umut oldu. Buradan da Aykut abimize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah yürüdüğümüz bu yolda önünüze taş çıkarmasın inşallah diyoruz buradan kendilerine tekrar. Başka bir konumuz var mı? Sponsorluk hakkında, sponsorlukla alakalı konuştuk. Evet, bugün Altay maçımız var. Altay maçıyla alakalı da 13'te 13 yapma peşindeyiz. Dün de Ümraniye maçını izlemiştim. Ümraniye maçında da Gomis ve Gökhan Süzen kırmızı kart cezalılar. Kırmızı kart gördüler. Haftaya bizimle oynanacak olan maçta, kendi evlerinde oynayacağımız maçta Gökhan Süzen'le Gomis oynamayacak. Ben de inşallah o maça gitmeyi planlıyorum. Yine buradan YouTube kanalından yayınlarım maçın videosunu. Konularımız bu kadar. Atladığım bir şey olmasın. Şuradan bir göz gezdireyim. Evet, atladığımız bir şey yok. Instagram'da yayınladığım story ile alakalı soru soranlar olmuştu. Şimdi o sorulara geçiyoruz. Miraç Uslubaş sormuş. Ali Eren temlik konusunu kaldırmıştı. Sonra anlaşılmamış, temliği kaldırmamış diye bir soru sormuş. Onunla alakalı zaten konuştuk videoda. Esat Akça 28 çepni boyu paylaşmış kullanıcı adlı kişi. Temlik konusunda son durum nedir? Temlik konusundaki son durumu zaten anlattım. Ulan Egemen B kullanıcı adıyla soru soran kardeşimizin ne sormuş? İsim sponsorluğu ile ilgili bir gelişme var mı? Ne zaman açıklanır? Onunla alakalı da konuştuk zaten. Yine Miraç Uslubaş bir soru sormuş. İsim sponsoru ne kadar ücret alacağız? Ve kaç aylık sponsor? Bildiğim kadarıyla 10 maçlık, 11 maçlık bir sponsor. Yani sezon sonuna kadar olacak bir sponsorluk, isim hakkı talebi. Bununla alakalı da 1 trilyon gibi bir miktar alacağımızı duydum. Doğru veya yalanlığını, doğrusunu veya gerçekliğini Hakan Başkanımız birkaç gün içerisinde zaten açıklar. Onunla alakalı da Yaksint 1967 kullanıcı adlı kardeşimiz sormuş. Eğer ki Süper Lig'e çıkarsak nasıl bir transfer politikası izlemeliyiz diye bir soru sormuş. Arkadaşlar, dediğim üzere ben daha öncesinde de söylediğim üzere ben teknik direktör değilim, kulübün başkanı da değilim. Bununla alakalı nasıl bir transfer politikası izler izlemez onu bilmiyorum. Tabii ki ama kendi fikrimi söyleyeyim. Tanıdığım kadarıyla Hakan Başkan'ı. Hakan Başkan yine temkinli. Nokta transferler yaparak bu işi bitireceğini düşünüyorum. Çok böyle ağam şağam paralar verip futbolcu alacağını düşünmüyorum. Zaten Giresunspor'un Süper Lig'de kalıcı olması hedefi olduğunu düşünüyorum bir 3-5 sene. Sonrası Allah kerim tabii ki de. UEFA'da falan oynar mıyız onu bilmiyorum inşallah. Yani temennimiz o. Daha sonra bir kişi bana Messenger'dan yazdı. Ben hikayeden soru sormak yerine buradan yazmayı tercih ediyorum dedi. Kulübün paralarını kim çaldı? Kulübün paraları nereye aktarıldı? Yanlış transferlerle oyunculara verilen paralar ne kadar? Bunların herhangi bir belgesi yok mu? Tabii bunları cevaplayamazsın. Bunlar da orada sorulacak sorular değil diye bir şey paylaşmıştı kardeşim. Bir tane kardeşim, ismini de vermeyeyim. Buradan söyleyeyim arkadaşlar, yani ben dediğim gibi kulüp yöneticisi değilim. Kulüp başkanı da değilim. Giresunspor futbolcusu da değilim. Ben bir taraftarım. Aldığım bilgiler eşliğinde sizinle paylaşıyorum. Ama bu temlik konusunun ve ondan önceki
başkanımızın da çok böyle şey olduğu söylenmiyor. Kişiler tarafından, konuştuğum kişiler tarafından. İyi niyetli olduğu söylenmiyor. Yani Mustafa Temel Bozbağ da, Ali Sacit Eren de bu kulüple alakalı sıkıntılar yaratmıştır diye duydum. Ben de yarattıklarını düşünüyorum açıkçası. İlk sezonlar olmasa da 5 yıllık başkanlık yapan Mustafa Bozbağ'ın son 1 senede veya 1,5 senede bir takım yanlışları olmuştur illaki. Onunla alakalı da günler sonra açıklamasını yapacak kişiler olur diye buradan tüyoyu da vereyim. Evet arkadaşlar, Giresunspor'la alakalı konuşacağımız şeyler bu kadar. Bugünkü maçla ilgili tahminimi söyleyeyim. Ben 2-0 alacağımızı düşünüyorum maçı. Hatta ilk yarı 1-0, ikinci yarıda 90 artılarda ikinci golü bulup 2-0 maçı alacağımızı düşünüyorum. Yine gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. Onurcan kardeşimizin yine gol yemeyeceğini düşünüyorum. İnşallah bugünkü maçlarına galip geliriz ve serimize devam ederiz. Bizi çekemeyenler de ne diyeyim, anten taksınlar artık. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Giresunspor'la alakalı sorularınız, görüşleriniz olursa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca beni sosyal medya adreslerimden de takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. En büyük Giresunspor.